Erdoğan'dan son dakika Oruç Reis açıklaması. İlk cevabı aldılar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 75. yıl Cumhuriyet Amfiteyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın. Saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz." dedik ve "Bunun ilk cevabını aldılar." açıklamasını yaptı. Suriye'deki iç karışıklıklarla birlikte Türkiye üzerinde oynanan oyunların yeni bir boyuta taşındığını belirten Erdoğan, artık içeride ve dışarıda çok daha sert, çok daha sinsi, yer yerde kanlı bir sürecin içine giriyorduk. Gezi olayları ile sokakları işgale, 17-25 Aralık emniyet yargı darbesi ile milli iradeyi gasp etmeye, çukur eylemleri ile mahalleleri bölmeye çalıştılar. PKK'sından DAEŞ'e kadar tüm terör örgütlerini en azgın şekilde üzerimize saldılar. 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştılar. Kuzey Irak, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik. Kendilerine söyledik. Bizim Oruç Reis'imize sakın saldırmayın. Eğer Oruç Reis'imize saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki durumun müttefiklik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti. Stoltenberg, sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'e ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti. Genel Sekreter Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki durum müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli ifadesini kullandı. Oruç Reis, Mitsotakis'i alarma geçirdi. Oruç Reis, sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin Navtex'le duyurulmasının ardından Mitsotakis'in Stoltenberg'le telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyi acil toplantıya çağıran Mitsotakis, aynı zamanda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael'ı da telefonla aramıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MTA Oruç Reis sismik araştırma gemimiz Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis, rastgele" ifadelerini kullanmıştı. Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını sürdürecek. Yunanistan'dan bir Türkiye açıklaması daha, Rum yönetiminden kriz çıkartacak Oruç Reis tehdidi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir oldu bitti uygulamaya çalıştığını iddia ederek buna müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Yunan Bakan, "Akdeniz'deki fiili politikayı kabul etmeyeceğiz. Türkiye arama gemisini bölgeden çekmeli. Yunanistan egemenliğini ve haklarını savunacak. Türkiye'ye Yunanistan kıta sahanlığından derhal çıkma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aldığı son kararları sebep göstererek Avrupa Birliği'ni acil toplantıya çağırdı. Atina yönetiminin çağrısına AB'den olumlu yanıt gelirken Ankara'dan sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapıldı. Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin bir oldu bitti uygulamaya çalıştığını iddia ederek buna müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Yunan Bakan, "Akdeniz'deki fiili politikayı kabul etmeyeceğiz. Türkiye siyasi olarak savaş gemilerini diyaloğa tercih ettiğini gösterdi. Türkiye arama gemisini bölgeden çekmeli. Yunanistan egemenliğini ve haklarını savunacak. Türkiye'ye Yunanistan kıta sahanlığından derhal çıkma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Rum yönetiminden de Oruç Reis personeline tehdit. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etti. Rum Bakan, Oruç Reis'in yaptığı çalışmaların yasa dışı olduğunu iddia etti. "Türkiye'nin son adımıyla ilgili çarpıcı yorum. İkinci sevri yırtıp attık. Türkiye'nin ilan ettiği yeni Navtex, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ankara'nın bu hamlesini Libya anlaşmasının ardından en önemli adım olarak değerlendiren emekli tümamiral Cem Gürdeniz'e göre Türkiye bu hamleyle ikinci sevri de yırtıp attı." Söz konusu Navtex ve hemen ardından gelen Oruç Reis hamlesini TRT Haber'den Sertaç Aksan'a "Mavi Vatan için düşünülen ikinci sevri yırtıp attık" sözleriyle değerlendiren Gürdeniz şöyle devam etti.
ilan edilen Natex, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de başlattığı yeni safhanın en önemli adımlarından biridir. Tarihi bir güne denk gelmesi son derece manidardır. Ülkemizi sadece Antalya Körfezi'ne sıkıştırmak isteyenlere, Anadolu'ya hapsederek Türkiye'ye ait olduğu Akdeniz medeniyetinden koparmaya çalışanlara bunu asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ilan etmiş olduk, dedi. CHP'den Oruç Reis açıklaması. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında her türlü tasarruf yetkisi vardır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan ve bundan hiçbir şekilde geri adım atılmaz. Atmamalıdır zaten. Dolayısıyla Oruç Reis'in oraya gitmesi doğrudur, dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi yaşanıyor. Karşılıklı atılan adımlar var. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Oruç Reis'in yapacağı sismik araştırma faaliyetleri için Akdeniz'de yeni bir Navtex ilanında bulundu. Bunun üzerine Yunanistan'ın Meis Adası kıyılarına bir fırkateyn yanaştırdığı da öğrenildi. Sizin bu gelişmelerle ilgili değerlendirmeniz nedir sorusu üzerine Öztrak, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında her türlü tasarruf yetkisi vardır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan ve bundan hiçbir şekilde geri adım atmak doğru değildir. Dolayısıyla Oruç Reis'in oraya gitmesi doğrudur. Ama bu meselelerin daha hızlı çözülebilmesi isteniyorsa Mısır'la süratle aramızı düzeltmemiz lazımdır görüşünü paylaştı. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.